الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السماوات السبع والأرضين السبع والجبال لتلعن الشيخ الزاني وإن فروج الزنات ليؤذي أهل النار نتن ريحها. الله محافظ etsin cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i. Zina çok kötü bir şeydir. Çok kötü bir şey olmakla beraber kötülüğü iki kattır. Birisi genç bir kötülük yapar, zina yapar. Onun bir günahı vardır. O ona verilir. Bir de yaşını başına almış, artık gençlik kudreti elinden gitmiş. Fakat daima yine o alışmış olduğu kötü adetin peşinde dolaşıyor. Bunun günahına bak letel anı lanet der diyor. Eşşeyh Hazzani. Yaşlanmış bu adama lanet der melekler. Kimler? Yerler, gökler, dağlar, efendim hep lanet eder. O yaşlı bu kötülük peşinde dolaşan bedbahtan. Ve inne furucunna leyizi ehlen nar netni ruhiyah. Şimdi bu gibi kötülüklerle ömürlerini geçen insanlara cehennem atıldığı vakitte cehennem ehli bile bunlardan ezalanacaklar. Çünkü kokuları o kadar çirkin olacak ki nereden geldiniz? Bizim cezamız bize yetiyordu da siz nereden geldiniz bizim başımıza? Nedir bu sizin fena kokularınız diye bunlardan nefret edecekler. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an atılmıştır. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Zinaya yakın olmamak. Zinaya yakın olmamak diye çok güzel bir şeyde bulunmuştur. Çünkü ateşinle barutun bir arada olmasının ne kadar tehlikeliyse, ateşten barut bir arada durunca ne kadar tehlikeliyse, kadınla erkek bir arada bulundu muydu tehlike o kadardır. Onun için bir kadın bir erkek yalnız kaldı mıydı, üçüncüsü muhakkak şeytandır onların arasında. Şeytandır. Bu şeytan ne yapacak yapacak onların başına o felaketi geçirecektir. Çünkü gömülü bir şehvet var içimizde. Bu gömülü olan şehveti tahrik edici haller meydana geldikten sonra insanın kendisine malik olması pek nadir. Bir hikayede size aklıma gelmişti ki bir memleket varmış. Bu memlekete herkes misafir gider. Bir misafirhanesi varmış onun da. Fakat her misafir oraya korulamış, sabahleyin ölüsü çıkarmış misafir. Yine böyle bir geç gelmiş bir misafir. Demişler yatacak yer, işte şurada bir yer var yatacak ama demişler buraya şimdiye kadar gelemeden hiçbir tanesi sağlam çıkmadı. Kendine güveniyorsa sen de git demişler. Gitmiş. Ne yapacak? Kış vakti en son bir yer öyle. Bir barınacak yer lazım. Adam gümüşüyor. Yani. Bir cinni kadın kılığında gece vakti gayet güzel bir endamla karşısına çıkmış. O da mumu yapmış. Yanında mum yanıyormuş. Elini muma böyle tutarmış. Eli yanarmış da bir mumda. Çekermiş. Ey nefis bak demiş. Ha. Şimdi ona aldınırsan bu mumun yandığı gün yanacaksın. Sabah olmuş adam selametten çıkmış. Herkes karşılamış tebrik. Oh maşallah. Nasıl oldu? Ne var ya? Demişler buradan kimse çıkmıyordu. Demiş buradan çıkmamalarının sebebi bu cinli kıza aldanıyorlardı. Bu aldanmadılardı. Dolayısıyla cinli de onları boğuyor. Var sen? Ben demiş ateşe elimi koydum. Yandıkça elimi çektim. Nefse dedim ki ha bak felaket burada var dedim. Ve kendimi bu sürede emniyette kıldım. O da bana bir şey yapamadı. Kurtuldu çıktı demiş. Minali iki, üçüncüsü şeytan. Bugünün gençliği, kudreti, kuvveti ve buna hakim olmak yani evliya da olsa insan tehlike girer orada. Evliyanın da yani o adam gibi bir adam zor çıkar böyle. Onun için en selamet hani derkene aras dediği gibi karışmamak, katılmamak bunların yanına. Hatta en ihtiyarı da olsa diyor. Çünkü onun en ihtiyarından şeytan bile babucu sopayla uzatmış. Çünkü şeytanın yapamadığında o ihtiyar yapmış. İhtiyara kadın yani. Onlardan bile uzak kalmak en iyi alamettir. Bu lanete müstahak olmaz. İnne şedid, külle şedid, ellezi yemlikü nefsihu indel gadab. Bu pehlivan, bütün pehlivanların başı, pehlivanlık, baş pehlivan yani, yemlikü nefsihu indel gadab. Gazap zamanında nefsine hakim olabilen insandır. Onun için bir adam gelmişti de sordu Resulullah'tan ahlakı da. Dört tarafından böyle sordu, dört tane de Cenab-ı Peygamber, gazap etme, gazap etme, gazap etme diye cevap verdi. Gazap, ahlak-ı mezmum eden bir tanesi. Ahlak mezmum eden bir tanesi. Onun için ahlak, iyi ahlakları ele geçirebilmenin Cenab-ı Hakk'ın işte insanlara verdiği bir nefis var ya, bu nefsin terbiyesine bağlı.
Bu nefis bu kadar kötü bir şeydir bu nefis. Firavun var ya, bu Firavun'dan da beterdir. Bu Firavun'un belki bazı meziyetleri de vardır. Fakat bu nefis hiçbir iyi meziyeti yok. Hep kötülüktür ve insanı Allah'tan uzaklaştırır. Cehenneme sokaktır insanın işi. Bu senadetin hikmetine akıl vermez. İnsanı yaratmış ve bunu da insanın başına musallat kılmıştır. Bizi de bu dar dünyada ruhlu buluşmaya yollamıştır. Bu buluşmadan bize de yol yaratmış. İşlere hazırlık, derseniz orucu. Biraz da riyazat ederseniz, şöyle ahlaklarınız da güzel olursa, bu nefsinin istediklerini de yapmazsanız, yine mezan dışında yapmıyoruz elhamdülillah. Karnımız acıkıyor, canın su da istiyor, ne suyunu veriyoruz, ne ekmeğini veriyoruz, ne gazı gürültü ederken, yok oruç düzce eten, gazı gürültü de yapmıyoruz. Demek ki bu bir ayda kendimize bir şey veriyoruz, kıymet veriyoruz nefsiyle mücadele ediyoruz. Bunu işte ne kadar çok uzatabilirsek, ne kadar çok üzerinde durabilirsek, nefsimize o kadar hakim olabiliriz. Nefsimize ne kadar hakim olursak, bu nispetle de hürriyetimize sahip oluruz. Hürriyete sahip olmadıkça şimdi aklıma gelen, cennet var ya, cennet bu dünyada hürriyeti kazananların yeri. Bu cenneti de, bu hürriyeti bu dünyada kazananlar ise nefisleriyle mücadele edip, mücadelede muvaffak olanlar. Muvaffak olamazsa da mücadele olduğu için bu da gazidir yine. Hem de öteki, hattaki gazi gibi değildir. Ya gazidir ya şehittir. İster muvaffak olsun, ister muvaffak olamazsın. Muvaffak olabilirse ne mutlu. Muvaffak olamadığı takdirde ama mücadele. Mücadele oluyor ya daima mücadele dünyada derlerle. Bazen mağlup da oluyoruz. Mağlup olmak da yine bir meziyettir yani. Teslim olmaktansa mağlup olduk ne yapalım. Ama dövüşmek lazım. Binaenaleyh ne diyorsa da muhakkak uğraşmak lazım. Ne demek? Onun sözünü dinlememek. İstediğini yapamak. Ama bu o kadar zor ki hele bu devirde. Yani deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Allah bu ilimiz olsun. Yardımcımız olsun. Ama bu kendi başımıza olursa elbette muvaffak olamayız ama bizim sahibimiz var Hazreti Allah. Hazreti Allah'a yalvarır, yakarır, arkamızı ona dayar. Sen yardımcımız ol yarabbi diyersin. Ondan da imdatlar bekler de bu benim yardımı gönderirse oldu bitti. Ama burada güzel şey söylüyor. İmam Gazali'nin çok güzel şairleri var. Bir arazi diyor, tohumu atarsın. Tohumu atmadan evvel orasını sürersin. Güzel efendim lazım giren şeylerini yaparsın. Cenab-ı Hakk'a dersin ki yarabbi sen de yağmurunu ver. Yahut su kanallarından açarsın, su verirsin oraya. Oradan ümidin vardır ki sana bir sene Allah 10, 20, 30 cuması verecek. Ama diyor sen yeri sürmemişsin, çöl bir yere götürmüş, tohumu atmışsın. Burada da Allah'tan istiyorsun ki sen buraya yağmur ver de bu çölde benim de arazi mahsulüm olsun. Bu hayaldan ibaret diyor. Binaenaleyh insanın mücahedesiz ve mücadelesiz tekemmül istemesi hayaldan ibaret. Yalvardır Allah. Allah diyor ki, cahede, mücahedet. Ellezine cahedet yine. Benim yolumda mücahedet ki ben de sana yolumu açayım. Onun için bu kazak önünde, bu da bir hikat galiba. Bazı kavun sirayet ediyor birinden diğerine. Onlar umumiyette sert adam oluyorlar. Bu adamı yumuşatmanın imkanı olmaz. Her gün dövsen de yapamazsın, hapise katsan da yapamazsın. Ya onun nefsiyle mücadele edip de kendi içinden Allah bir şey verecek, arzu edecek. Ya bu kötü şey bu, sertlik. Herkesten kavga ediyor, dövüş ediyor, bilmem ne diyor. Bu iyi bir şey değil. Nasıl kurtulayım? İşte kurtulmak için Allah'a yalvaracaksın ama yoluna da müracaat edip. At, tepkin oluyor, ısırgan oluyor, yoluna gitmiyor. Onu bir şeye çekiyorlar, riyazete çekiyorlar. Bir kazığına bağlayıp döndürüyorlar, veriyorlar kamçıyı. Derken at bun gibi oluyor. O aygır diyorlar ya, kırlardan mesela tutuyorlar. Yabani hayvan. Yola gelmemiş İslam'ımız. Ama erbabının eline gitse de o kuzu gibi yapıyor. Herif burada getiriyor, ayıyı oynatıyor, köpeği oynatıyor. Efendim çeşit aslanları oynatıyor. Getirip paraları hep bize seyrediyoruz. Demek ki Allah'ın yabani mahlukları bile bir yola gelmenin imkanını bulmuş insanlar. Bizim de elbette nefislerimizin istihatının bir yolu var. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda toplanan bu ashab-ı kiram gökten melek olarak inmediler. Bunların da her birisi çeşit cani izler vaktinde. Fakat iman şerefiyle müşerref olup da Resulullah'ın halkasına girdikten sonra melekleri de geçmiyor. Kuzu oldular. Neden? O sohbet onları ya. Muba çevirdi. Sohbet onları muba çevirdi. Ne eski şiddetleri kaldı, ne eski efendim yaramazlıkları kaldı. Hepsini bıraktılar. O en dünyanın altında yazılacak layıklı insanları oldular. Allah onların hürmetine bizi de affetsin, bizi de onların silsilesine katıştırsın. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri yine bu husustan diyor ki mutlaka sen ahlakının tasfiyesini istiyorsan
ahlakı güzel insanlarla beraber düşüp kalkmanın yolunu bul. En güzeli oradır. Fakat diyor, bugün de bu gibi insanları bulmak çok zordur demiş. Bunu da demiş. Öyleyse bunların eserlerini okumaktan daha iyisi yok. Bu iyi insanların eserlerini bul, bunları oku, bunları kasih. Halbette gönlünden bir meyil olacaktır. Bu meyil dolayısıyla Allah imkanı varsa paçayı kurtarsın demiş. İnne şente vel kamer la yentesifan limevki ahdin velâ lihayâti وَلَاكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ يُخَذِّذُ بِهِمَا اِبَادِهُ فِيذَا رَأَيْتُمْ ذَٰلِكَ فَصَلُّوا وَدْعُوا حَتَّى يُنْكَشِفُ. Şimdi aşk bulmak, cüms bulmak. Tabi bunun eskiden çeşitli insanlar bunlara aldanmışlar. Halbuki bugünkü bilgilerimizde onlar Cenab-ı Hakk'ın üst tepemize koyduğu yıldızlardan ibaret. Oraya başka yıldızlar giriyor. Başka yıldızların girmesiyle bize olan ziyaları bu vakit bir zaman için kesiliyor. Yine arkasından açılıyor. Bunu eskiden cadılar tutuyor diye iddia ederlermiş. Hatta ben de küçüktüğümde hep silah atarlardı, bir silahımız bizimde vardı. Ben de bir silah attığımı hatırlıyorum şimdi. Bilmediğim halde. Halbuki cahil işçisi tabii. Cadı burada katılacak, silahtan korkacak da burada ayı tutmuşsa bırakacak. Ama bu eskiden de gelmiş bu derde kadar böyle bir şeyler. Ha, onun için Cenab-ı Peygamber bu devirde de varmış demek de. Bu devirde de varmış da Cenab-ı Peygamber ne güzel diyor bak. Çünkü bu Hazreti İbrahim de o gün vefat etmişti. Hazreti İbrahim'in vefatıyla ay da tutuldu. Ay tutulması dediler ki İbrahim'in bu matemeye katıldı ay. O da matemeyi görüştü dediler zararlı. O zaman Efendimiz dedi ki hayır. لَا يَنْكِسْفَانْ لِمَوْكِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَادٍ. Ne doğumu ne de ahireti intikalden dolayı ne ay tutulur ne gün tutulur. Olmaz. Lakin bu iki şeyler ayetan min ayatillah. Allah-u Teala'nın ayetlerinden bir ayettir ki insanlar ibret meselelerine baksınlar. Trafik. İşte buradan geçerken polis dur diyor, sen burada duruyorsun. Canım gideyim ben de, yok. Şimdi buradaki geçecek diyor. Sana yol yok, sen bekle burada diyor. Bunun trafikçileri de var. Trafikçileri de ayet diyor, dur burada. Niçin? Buradan şimdi bir yıldır geçecek diyor. Başka bir yıldır. Buna yol ver diyor. O ondan önüne geçerken işte bize de karanlıkları geliyor. Her neyse. Bu da gelişi güzel bir şey değildir ha. Yukarıda mesela bu kadar ecran var, sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Bunların da hepsinin birer yolu var. Herkes işte devrini yapıyorlar. Eğer bunlar kendi başına olsa, bizim arabaların çarpıştığından çok fazla çarpışırlar birbirlerine. Azıcık olur ya. Fakat oradaki trafikçi memurları olan melekler, bizim gibi uykuda insanlar değil. Hepsi uyanık insanlar. Hiçbirisinin yolunu şaşırtmıyorlar. Hepsi yollarına muntazaman devam etmektedir. Bazı gazeteciler yazarlar, filan yıldız filan zamanda gelecek, filan yıldızı çarpacak, şöyle olacak, böyle olacak. Uydurma. Bunların hepsinin yolu muntazamandır. Ama Allah muradı diyorsa birisinin yıkılmasına, o başka. اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اَيَتَانِ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ لَا يَحْسِفَانِ لِمَوْكِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِ فِي يَا رَيْتٍ ذَٰلِكَ فَدْءُ اللّٰهِ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتُصَدِّقُوا يَا اُمَّةُ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهُ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَوْ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْيَ عَبْدُهُ اَوْ تَزْيَ اَمَتُهُ يَا اُمَّةُ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهُ لَا تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَا بَحِثْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا اللّٰهُمَّ هَمْ هَلْ بَلَّوْتُ رَوَهُ مَالِكٍ Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Müslim, Nesai, Davud, Ibn-i Cerir, Hazreti Ayşe'den. Alt tarafında Cenab-ı Hakk'ın herkesten daha gayretli olduğunu. Burada gayret-i ilahiye, kulu bizi yaratmış elhamdülillah. Biz kullarının kendisine kulluk etmesidir. Kulu kulluktan ayrılıp da emirlerine imtisar etmeyip kötü yollara döküldü müydü? Onun için Cenab-ı Hak çok darılır, çok darılır. Bazı zina gibi bir hallerin işlemesiyle Cenab-ı Hakk'ın gayret-i ilahiyeyi dokanır yani. Sana ben bak sıhhat verdim, para da verdim, çalışıyorsun. Al namusunla bir aileyi, sana helal ettiği şeyden tezevvuk et, haram ettiği şeyden neden böyle, yani başkasının tarlasına tohum ekmek ne kadar çirkinse, bu tarla benim değil, Ahmet'in tarlası, Mehmet'in tarlası. Bu Ahmet'in tarlası, kendi tarlam dururken, Ahmet'in tarlasına tohum ekiyorum, sonra bu mahsul benim diyerekten iddia etmek ne kadar çirkinse, Allah'ın sana helal ettiğini bırakıp da haramlardan tezevvuk etmek bundan daha çok çirkin. اِنَّ الشَّمْسَ تَتْلُعُ مَعَ قَرْضِ الشَّيْطَانِ فِيْزَا فَلَعَتْ قَارَنَهَا فِيْزَا اَلْتَفَعَتْ تَارَكَهَا سُمَّسْتَرَتْ قَارَنَهَا فِيْزَا زَالَتْ تَارَكَهَا فِيْزَا تَدَلَّتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فِيْزَا غَرَبَتْ تَارَكَهَا فَلَا تُصَلُّوا هَذِي الْاَوْقَاتَ السَّلَاسِ. Zaten Peygamber bize üç vakitte namaz kılmak bekliyor ya.
o vakitlerin keyfini anlatıyor. Bizim aklımıza daha şöyle uygun olmuyor. Yine şu akşam namazlı mı diyor. Kılsak da olacak. Sebebi efendim mi diyor, kılsak da olacak. Bakarken kıl mı diyor, kılarsak da olacak. Bu üç vakitte namaz kerahat. Bunun kerahatini tabi o günkü insanda, bugünkü insanda sezonel olacak. Ama diyor ki onların doğuşuyla batışı aralarında şeytanlar oyun oynarlar, cirit oynarlar. Cirit oynarlar. İnsanları felakete sürükleyebilmek için en vacit hilelerini işlerler. Binaenaleyh siz o sıralarda artık onlara karışmayın yani. Onlar şeytanların selameti bir kenara çekilir, otur. Sabahleyin namaza gelmiyor, namaza kalkamıyor. Fakat işe erken vakitte gidiyor. Hırsı var, çok bir para kazanayım diyor. Akşam geç vakitleri evine gelmiyor, hala işinin başında para kazanmak istiyor. Bir de öğlen üstü istirahat kendisine tanımıyor. İstirahatı tanımıyor. Hemen hep çalışmak lazım. Bunlar hiçbirisi demek doğru bir şeyler değillermiş ki Cenab-ı Peygamber bu sırada da bizleri men etmiş bu hallerde. Bu vakitlerde tabi bir de Hristiyanların ibadeti var. Güneş doğarken güneş perestler oraya bir ibadet ederler. Güneş perest. Bizim memlekette de var bunlardan. Bu sefer öğrendim Mardin taraflarında. Bir kavim varmış ne kadar gitse. Bunlar kimisi güneşe taparmış. Şeytana tapan da varmış bu devirde. Allah muhafızdır. Şimdi böyle bir daire çevirirlermiş, duydum. O artık o daireden çıkmadı. Şeytan tarafına bağlandığım gibilerden nasıl bir itikatsa, kötü bir itikat. İnne şehre yekûne fîs'ate ve işine yâda. Bazen aylar 29 olur. Ah yine bizim takvimciler bize bir günü yutturdular diye biz de isyan ederiz. Hep söyleriz ki 30 olsun ay. Demezenden bir tane fazla daha tutalım. Halbuki bu doğru bir şey değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de tuttu oruçtan tersten. 4'ü mü 5'i mi hep 29 gelmiş, diğerleri de 30 gelmiştir. Şimdi de lazım böyle. Bizim kim? Ama bu sefer 29 aralıklarına kadar 30. Öyle de aklımız almaz. Yine buyuruyor. اِنَّ الشَّهْ لَا يُكَمَّلُ سَلَاسِنَ لَيْلَ. Her zaman 30 olmaz ay. Bazen 29, bazen 30. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani saadetlerine biraz uzak bekmişlerdi de bir ay gelmeyeceklerine şey yaptılar. 29. günü eve döndü. Hazreti Ayşe, ya Resulallah daha 30 olmadı, bir gün var demiş dedi. Dedi, ay bazen 29 olur, bazen 33 olur. Onunca malum oluyor tabi onun 29 oldu. اِنَّ الشَّيَاطِينَ غَدُّ بِرَايَاتِهَا اِلَى الْاَسْرَاتِ. Bakın ne kadar bunlar tehlikeli şeylerdir. Şeytanlar sabahleyin her kapıda bir melek ve bir de şeytan hazırdır. Bayrağını çekmiş, kapının önünde bekler. Kapıdan çıkan, Bismillahirrahmanirrahim diye ayağına atar çıkarsa, melek karadının altına alır onu. Bayrağında, buyur hadi gidelim şimdi der. Melek onun peşinde yahut önünde onunla beraber gider. Bakın erken çıkarken besmeleyi hatırlamadan, tövbesiz, istiğfarsız, hatta halel olup da efendim, kelime-i şehadet getirerekten Bismillahirrahmanirrahim ile erken çıkmak ne kadar büyük fazilettir. Hem meleğin bayrağı altında gideceği yere gider. Aksi takdirde. Şeytanın bayrağı vardır. Melek uzaklaşır. Şeytan alır koltuğunun altına. Götürdüğü yere götürdüğü, gideceği yere götürdüğü. فَيَدْخُلُونَ مَا اَوَّلَ دَاخِلٍ وَيَخْرُجُونَ مَا اَخِرِ خَارِجٍ. Şeytanlar en evvel gidenle beraber girerler çarşılara, en son çıkanla beraber dışarıdan çıkarlar. Ama bugün onlar da kurtulamıyor artık. Çünkü hiç saati yok insanların şimdi. اِنَّ شَيْطَانَ يَحْضُرُ اَهَلَكُمْ اِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ. Her zaman şeytan başımızın ucunda bizim musallat bize, nefis gibi. مِنْ شَعْنِهِ حَتَّى يَحْضُرُهُ عِنْدَ طَعَامِ. Yürürken de bizimle beraber. Onun için Bismillahirrahmanirrahim demedikçe derhal onlar da bizim yemeklerimize iştirak ederler. Sofradaki yemek yetmemesi, karnımızın doymaması yemeklerimize şeytanın iştirakıdır. Diyeceksin ki canım bunlar ne yiyorlar ki? Böyle şey de mi olur? Sen bırak şimdi bu lafları. Buna dikkat et. Bu bizim karnımızın doymaması, bereketsizliğin sebeplerinden birisi Besmele-i Şerife'nin bulunmamasından ileri gider. Ki şeytan ortakçımız olmuştur. Onun karnı sen diyeceksin, onun karnı nerededir, nereden doyacak diyeceksin ama Allah-u Teala'nın işlerine akıl vermez. Cennette biz yiyeceğiz. Ne kadar? O kadar çok yiyeceğiz yani o hocasına. Fakat yine karnımız hiç şişmeyecek. Karnımız hiç şişmeyecek. E neden? Allah-u Teala'nın hikmeti oradaki yaratılış öyle. Onun için şeytan dedi ne vakitte sen bu sözü kulak asla. Besmele-i Şerife'yi ağzından bırakma. Besmele-i Şerife'nin çok hastaları vardır. Sıyırmayacakları da. Hasreten Besmele-i Şerife hakkında birçok eserler de vardır faziletini beyan eden. Bir tanesini size söyleyeyim. Hama veya humus. Bunları karıştırıyorum ben birbirine.
Burayı Hazreti Halid bin Velid muhasara etmiş. Fakat bir türlü kaleyi teslim etmiyorlar. Etmiyorlar ama muhasara da uzamış. Anlaşılan bıkmışlar. Haber yollamışlar Hazreti Halid'e. Bizim ondan bir ricamız var. Eğer yapabilirlerse kaleyi teslim et çözünler. Bursa Kütüphanesi, Orhan Kütüphanesi'nde okumuştum bunu. Bir Besmele-i Şerife'nin tefsirinde. Diyor, nedir istediklerini söyleyin. Diyorlar bizde bir zehir var. Bu zehirin bir damla sizin suyunuzu akıtacağız. Siz o zehri içeceksiniz. Ölmediğiniz takdirde biz size kalenin kapılarını açacağız diyor. Getirin diyor topunu. Şöyle bir şeymiş be. Dökmüşler. Bismillahirrahmanirrahim. Bir iki daha hakkısında ilahesi var. Huvel hayyum diyerekten bir şeyler de okumuş. İçmiş. Haşim diyor ölüyor. Haşim diyor ölecek. Haşim diyor ölecek. Bakmışlar ki ne ölen var ne bir şey var. Hak dinin sahibiymişsiniz demişler. Ve kale kapılarını açıp kaleyi teslim etmişler. Ya hamadır ya omuzdur. İkisinden birisi. Yani besmele. Ama diyeceksin ki bu olur mu hoca efendi? Allah'ın işine akıl ermez. Bizim Sultan Murat var ya, 6. padişahımız. Bu Sultan Murat'ın zamanında imiş Hacı Bayram-ı Veli, Ankara'daki. Tabii padişahın hoşuna gitmiş, bir eline şey vermiş, berat. Senin dervişlerinden veri alınacak. Askere de alınacak senin dervişlerin. Bunu duyan herkes Hacı Bayram'a derviş olmuş. Gelmişler demişler ki efendi, sen o adama ruhsat verdin, başına topladı dünyanın adamını. Biz bir kere vergi alacak adam bulamıyoruz. İkincisi o adamın başında büyük bir kalabalık toplandı. Senin saltanatını yıkacaklar daha demiş. Saltanat girecek senin elinden, haberin yok. Sahi mi? Evet, evet işte. Bak, bütün onların hepsi. Demiş, idam edilsin. Kaldırsın vücudu ortada. Nasıl yapalım ama? Çok da kalabalığı var. Etrafında tutanlar çok. Öyle kolaycık idam alınamayacak. Demişler ki, bir sohbet tertip ederiz. Sohbette o da gelir çağrısında. Şerbet de hazırlır. Şerbete ona zehirli bardaklı şerbeti veririz. Kıvrılır girer. Sen de kurtulursun biz de. İllet de kurtulur demişler. E yapalım yapalım. Edirne de olursun. Sağırmışlar Hacı Bayram Veli'de. Evliya Allah'ta bir nur vardır. Yanzur bin nurillah'tır. Allah-u Teala evliyalarına bir nur vermiş ki o nur ile görür daima her şeyleri. Arşa kadar onlar. Bak şimdi diyor geçen dedi. Allah-u Ekber diye huzur Rabbil Alemin'e durduğumuzda mümin kulusu kalpte temizle durduysa Allah-u Teala bütün hicapları kaldırır. Ta arşa kadar bunun için açılır alem. Alem açılır onun için. Bütün alemler. Binaenaleyh bu evliyalar her zaman namazdadır. Onlar salat-ı daibededirler. Her halleri namaz gibidir yani onların. İsyandan kenarlarını kurtarmışlar. Şimdi anlamış Hacı Bayram meseleyi. Kendisine de zehirli bardağın geldiğini bilmiş. Padişah demiş ki padişah biz buna işe yarayız ama demiş. Bu bizi iftira yapan filan padişah gider gürültüye demiş. Filan paşa gider gürültüye demiş. Öyle kullandı bismillah demiş içmiş. Bu paşa ayağı ayağı diye gitmiş gürültüye. Yapan. Sultan Murat'ın da hoşuna gitmiş. Bak ha. Demiş ben de sana derviş olacağım. Bu dervişin arasında bir de kabul et. O da ona derviş olmuş sıra. Gördü hakikati çünkü. Nasıl olur ya zehri bu içer de o adam nasıl ölür? Bunlar tıbbın beceremeyeceği laflarla izah edemeyecek hakikatlardır bunlar. Çünkü tevhid meselesinde bunları çok güzel de izah eder. Vahdet kısmında o aktarmalar nasıl olduğunu orada izah eder. Bizim aklımız erdi çünkü bu şeyin erbaplarından değiliz. Allah kusurlarımızı affetsin de yönelere bakmak lazım yani. Şimdi de yok ki mesela yemeklerde besmeleyi çek. Düştü ekmeğimiz artık. Yere düştü nasılsa lokmamız düştü, dilimimiz düştü, kaşımız düştü. Bunlar ne yüzünü artık ya? Düştü çünkü ne oldu? Topraklandı, kirlendi, pislendi. Bizim itikadımızda mikrop. Artık bunu kimsenin ağzına değmeyiz. Düştü bir kere. Halbuki peygamberimiz diyor ki onu al, sil, temizle. Bismillah de yine yiyin. Ne şey olmaz diyor. Hem burada kanaat var, hem tevazu var. Çünkü yediğimiz ekmek zaten topraktan geliyor ya. Eğer toprağın kendisi mikropsa, hepimizin ölmesi lazım. Fîjâ sekatat min ahadikumul lokmah, felyumut mâ kâmidâ min ezen, tümme liyekülhâ ve lâ yede'hâ lişşeytân. Öyle şeytan şimdi bırakma diyor. Fîrâ fel yel ak esâbi'ak. Bak bu da yapmadığımız şeylerden birisi. Yemek bitti. Ama şimdi çatalla yiyoruz da elimiz bulaşmıyor başka. Ellerimiz neyse ki bulaşmıyor yoksa bunları böyle yalamak da bir sünnettir gene. فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي اِيِّ تَعَامِهِ تَكُنُ الْبَرَكَةِ Bir sahan var dedi. Ama bu sahanın her tarafında mıydı bereket? Yoksa şurasında mıydı, burasında mıydı? Yoksa elime yapışan parçalarında mıydı? Bunu bilmediğim için elinizdeki kalan yağ parçalarında yıkayıp atmak değil de evvela yalayıp bu bereketi almak. Buradaki hem tevazu var hem de itaat var. Bu da Müslüm'ün.
Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı sımadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak getiren kullarının zümretine kabul buyursun. El-Fatiha.